Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik büyük bir operasyona da imza attı değerli izleyenler. Tek seferde 383 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun detaylarını alacağız. Muhabir arkadaşımız Birgül Yazıcı. Hazır, söz Birgül'de. Rasim Kılıç, Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik başlattığı operasyonu başarıyla tamamladı ve bugün Van'ın Başkale ilçesinde sınıra yakın bir noktada 383 kilogram 122 gram uyuşturucu ele geçirdi. Başkale ilçesinde sınıra yakın bir noktada aslında atların üzerinde bulunan yükleri kuytu bir köşeye bıraktığını tespit etti ekipler ve hemen harekete geçtiler. Operasyonda emniyet teşkilatının göz bebeği, emniyetin sağ kolu, narkotik köpeği Ceviz de yer aldı ve yüklerin bulunduğu arazide şahısların ikamet adreslerine operasyonlar düzenlendi ve 753 paket halinde eroin ele geçirildi. Tabii eroinin yanı sıra bir piyade tüfeği, iki şarjör ve 53 mermi de ele geçirildi. Olayla ilgili 4'ü İranlı, biri Türk olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı ve uyuşturucunun taşınmasında kullanılan 5000 ek hayvana da el konuldu. Aslında bugün zehir tacirlerine yönelik Van'da iki başarılı operasyon vardı. Bunlardan birini sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabında paylaşmıştı ve şöyle demişti: Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi demişti ve iki şüphelinin de gözaltına alındığını duyurmuştu. Süleyman Soylu ayrıca mesajında emniyet teşkilatını da tebrik etmişti. Biz şu an Van'dayız. Van İl Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı bir operasyonu vardı. Bunu ekranlarınıza getirdik. Bugün burada 383 kilo 122 gram uyuşturucu ele geçirildi. Aslında Van İran ile en uzun sınıra sahip olan bir il. Bu yüzden de uyuşturucu ile mücadelesinde çok önemli bir role sahip. Burada her gün, aslında her hafta önemli operasyonlara imza atılıyor ve ele geçirilen bütün uyuşturucularda adli tahkikat süreci tamamlandıktan sonra çimento fabrikalarında imha ediliyor diyelim Rasim, ve sözü yeniden sana bırakalım.